Çalıştığı şirketten 7 milyon 795 bin euro yani 30 milyon lira çalmıştı. Son yılların en büyük soygununa imza atan o güvenlik görevlisi yakalandı. Hem de bir barakada kuru ekmek yerken. İşte ünlü soygun dizisi La Casa de Papel'in Adana versiyonunun şaşırtıcı finali. Çalınmaya konu para 4 milyon 795 bin euro tutarında. Çalıştığı şirketten tam 4 milyon 795 bin euro yani yaklaşık 30 milyon Türk lirası çaldı. Ama parayı başkalarına kaptırdı. Bir barakada kuru ekmek yerken yakalandı. Bak paraların devamı nerede? Geri kalan paranın nerede olduğunu biliyor musun? La Casa de Papel dizisinin Adana versiyonu işte böyle final yaptı. Soygunun baş aktörü zanlı Burak Ekinci'ydi. Burak Ekinci, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan bir şirkette 6 yıldır çalışıyordu ve herkes tarafından güvenilen ve sevilen bir kişiydi. Şahıs 2013 yılından beri 6 yıldır çalışıyor. Bir şüphe uyandıracak davranışlar. Hayır, hayır. Zaten öyle bir şüphe uyandıracak davranış olsa gerekli aksiyonlar alınır. Yaklaşık bir ay önce firmada para transferi vardı. Paralar çuvallara konuldu ve zırhlı araca bindirilecekti ki Burak Ekinci geldi ve 9 çuval parayı aldı, bir araca koydu ve yaklaşık 4 milyon 795 bin euro ile kayıplara karıştı. Polis olaya karıştığı düşünülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi tutuklandı. Ama kilit isim Burak Ekinci'ydi. O da bir barakada bulundu. Burak Ekinci polise verdiği ifadesinde paranın 4 milyon 645 bin eurosunu işbirliği yaptığı iki kişiye verdiğini söyledi. Ayrıca geriye 150 bin euro kaldı. Bunun yarısını yakalamam durumunda akrabalarım beni savunsun diye 83 bin euroyu onlara verdim. Geri kalan 70 bin euro da yanımdaydı. Ancak harcayamadım. Hatta günlerce kuru ekmek yedim dedi. O ve bir kadın 6 yakını hala sorgulanıyor. Soygunda parmağı olan diğer şüphelilerse aranıyor.